Merve, orta halli bir ailenin 19 yaşındaki genç bir kızıydı. Ailesi çok namuslu ve onurlu insanlardı. Ancak bir kusurları vardı ki, Allah katında telafi edilir cinsten değildi. Dinden tümüyle uzaklardı. Ailesi din nedir bilmeden yaşayan Merve, kendisi de onlar gibi yetişti. 19 yaşına bastığı o yıl üniversiteyi kazanmıştı. Kazandığı okulda kapalı bir genç kızla tanıştı. Birbirlerini tanıyıp sevince çok yakın arkadaş oldular. Bu kapalı kız Merve'ye her zaman İslam'dan bahsediyor ve ona bilmediği şeyleri öğretiyordu. Merve daha önce bilgi sahibi olmadığı tüm konular hakkında yeterli bilgiyi ondan bu yolda aldı. İslam'a kalbi ısınan Merve bir gün bu arkadaşına Kur'an okumayı öğrenmek istediğini söyledi. Kısa sürede yoğun bir çalışmayla Kur'an okumayı öğrenince o günden sonra her gece uyumadan önce birer dakika Kur'an okumaya başladı. Bunu asla ve asla terk etmiyor, arkadaşlarına kalmaya gittiğinde bile uyumadan mutlaka Mushaf'ı açıp bir dakika Kur'an okuyordu. Arkadaşları onun bu huyunu tiye alıyor, bir dakikayla bir yere varamazsın, bırak bu işi diyorlardı. Merve onların bu sözünü hiç ciddiye almıyor, namaz kılmasa da, oruç tutmasa da asla Kur'an'la iştigal olmayı terk etmeyeceğini söylüyordu. Gel zaman git zaman Merve bu alışkanlığa başlaydı. Tam 4 ay olmuştu ki bir gün ailesi onun odasına girdiğinde yatakta hiç kıpırdamadan yattığını gördüler. Korku içinde ambulansı arayıp onu hastaneye kaldırdıklarında hayatını çoktan kaybetmişti. Ailesi ve bütün sevenleri haberi alınca büyük bir hüzün yaşadılar. Cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra ertesi gün öğle namazından sonra defnedilmek üzere harekete geçildi. Bütün sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlanan genç kız, tabuttan çıkarılıp kabre konduğu sırada, kimsenin bir müdahalesi olmadan cesedi kendi kendisine kıbleye döndü. Olayı görenler tekbir getirerek gözyaşlarına boğuldular ve şaşkınlıklarını gizleyemediler. Duruma çok şaşıran yakınları, mezarda bir göçük ya da eğim olup olmadığına bakmak için, cesedini kaldırıp bir şey olmadığından emin olduktan sonra, tekrar kabre koyduklarında, bedeninin yeniden kendi kendisine kıbleye döndüğünü görünce, herkes bu genç kızın Allah'ın sevgili bir kulu olduğunu ve cennetlik olacağını anladı. Sanki kıbleyi biliyormuşçasına kendi kendisine oraya yönelip duruyordu. Adeta lisan-ı haliyle, ''Ben Allah'ın kuluyum, kıblem Kabe'dir.'' diyordu. Cenaze görüldükten sonra ailesi mezarlıktan gözyaşları içinde uzaklaştı. Genç kız da umulur ki Allah'ın ilahi ikramına mazhar olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kalbinde zerre kadar iman bulunan eninde sonunda cennete gider. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmaktadır. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Buradan anlıyoruz ki insanlara küçük gelen bazı ameller Allah katında öyle olmayabilir. Şeytan insanı mükemmelliyetçilikle kandırır. Örneğin hiç namaz kılmayan birisi namaza başlamaya niyet ettiğinde bazı vakitleri kılamadığı zaman ona sen nasıl Müslümansın? Ya tam kıl ya da bırak der. Bu diğer tüm amellerde de böyledir. İnsanı oyalamak için elinden geleni yapmasını engelleyerek gelecekte daha iyi yapmasını tavsiye eder. Ancak bir daha dönüp o güzel işi yapması için ona hiçbir fırsat bırakmayacak şekilde de onu dünyalık işlerle meşgul eder. Değerli dinleyicilerimiz, kıssadan hisse şudur ki, kim iman ve samimiyetle çok az da olsa hayırlı işleri devamlı yaparsa, Yüce Allah onun ecrini ahirette mutlaka verir. Dikkat edilmesi gereken bir hususta kişinin amellerine çok güvenmemesidir. Çok namaz kıldığı veya çok Kur'an okuduğu için kurtulduğunu sanmak da şeytanın hile ve oyunlarından biridir. Yüce Allah hepimizi kendisine ihlasla ibadet eden, samimi mümin kullarından eylesin. Thank you.